Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Allahümme Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugudeten min lisani yefkahu gavli Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Emma ba'du fel evvel Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel ba'dun Allah femen kâne fi kalbihi Allah femu'inuhu fid dâreyn Allah. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder. Ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, nasip olursa bugünkü sohbetimizde kutsallarımızdan birisi olan Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, o mübarek beldelerin kurtulmasıyla alakalı, özgürlüğüne kavuşmasıyla alakalı bir Müslüman olarak üzerimize düşen nedir, ne yapmalıyız, yapmamız gereken nelerdir? Bunu inşallah hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri İsra Suresi 1. ayeti kerimede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç yolculuğundan bahseden o ayeti kerimede özellikle Kâbe'den Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya o yürüyüşünden bahsederken Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurdular. Es-Sâlimillah. Subhanellezî esrâ bi'abdihî leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil eqsallezî bârekenâ havlehu li nuriyehu min âyâtinâ innehu huves-semî'ul basîr. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gece Mescid-i Haram'dan yani Kâbe'den çevresini bereketlendirdiğimiz, mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işiten ve hakkıyla görendir. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimede İlele mescidil aksallezi barakna havlehu ifadesi Mescid-i Aksa'nın mübarek olduğunu, kutsal olduğunu ifade ediyor. Rabbimiz etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gece yolculuğu yaptırmış. Dolayısıyla Mescid-i Aksa bizim kutsalımızdır. Mescid-i Aksa, Kudüs bizim meselemizdir. Gazze, Filistin Müslümanların davası ve meselesidir. Çünkü İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'dır. Dolayısıyla bu kıble cihetinden de bizim yine kutsalımız Mescid-i Aksa'dır.
Tabi Allah-u Teala tarafından mübarek kılınmıştır. Peygamber Efendilerimizin diyarıdır. Peygamber Efendimiz Miraç'a yükselirken Mescid-i Aksa'yı bir anlamda basamak olarak kullanıp orada Miraç'a çıkmıştır. Ve Peygamber Efendilerimizin ruhlarını orada namaz kıldırmıştır. Ve Peygamber Efendilerimizin o bölgede birçok hatıraları var. İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın, Hazreti Meryem'in, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın orada birçok hatıraları var. Bu açıdan da Kudüs, Filistin meselesi biz Müslümanların meselesidir. Hatta ülkemizde bir şehir vardır ki ismi anıldığı zaman o şehrin isminden daha fazla anlamlar ifade eder. O şehirde Çanakkale'dir. Hemen Çanakkale deyince aklımıza nelerin geldiğini böyle tahayyül edebiliyoruz. Çanakkale'de bir büyük bir mücadele verilmiş ve özellikle Osmanlı'nın o boğazdan geçerek, Çanakkale boğazından geçerek payitahtı, yani bütün Müslümanların hilafet merkezi olan İstanbul'a girip de bütün Müslümanların ümidini kesmek, böyle hilafeti ortadan kaldırmak ve yeryüzünde bulunan bütün mazlumların ümidi haline gelmiş olan halifeliği ortadan kaldırıp İstanbul'u işgal etmek üzere çalışan bütün bu batılı, emperyalist, bu kafirlere karşı nasıl destansı bir mücadele verildiğini biliyoruz. 250 binin üzerinde şehidimiz var orada. İşte o şehitliği gezdiğimiz zaman orada bakıyoruz ki orada Filistin, Gazze'den de şehitlerimiz var. Yani ülkemizin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden, efendim Orta Doğusundan baktığımız zaman birçok alandan şehitlerimiz olduğu gibi Filistin'den de kalkıp gelmişler, Gazze'den de kalkıp gelmişler. Türkiye'deki bu dava bizim davamızdır. İslam davası bizim davamızdır. Hilafet bizim davamızdır. İstanbul bizimdir, Çanakkale bizimdir. Müslümanlar bizim kardeşimizdir diyerek ta Filistin'den kalkıp bizim topraklarımızda şehit olmuşlar, bedenlerini bırakmışlardır. Ta Gazze'den kalkıp bizim memleketimize gelmişler, bizim toprağımızda bedenlerini bırakıp burada şehit olmuşlardır. Demek ki bu açıdan da baktığımız zaman Gazze'de, Filistin'de, Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te biz Müslümanların meselesidir, biz Müslümanların davasıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kutsallarımıza sahip çıkan kullarından eylesin. Tabii bugün bir ayı geçti, çok vahim hadiseler oluyor, büyük bir soykırım meydana geliyor, çok korkunç katliamlar meydana geliyor ve orada bulunan Filistinli, Gazze'li Müslüman kardeşlerimize akla hayale gelmedik bombardıman yapılıyor. Hatta öyle ki bunu yaparken de insan olarak görmeden bunu yapıyorlar. Yani orada insan varmış o anlamda değil, onlar af buyurun, orada Gazze'li Müslümanları bir hayvan gibi görüyorlar. Çünkü uydurdukları, kendi elleriyle değiştirdikleri Tevrat'ta kadını da, çocuğu da, kızı da, bebeği de, hayvan isimlerini zikrederek bunlara da varıncaya kadar hepsini öldürün diyor. Dolayısıyla kendilerini yeryüzünün efendileri olarak gören bu Yahudi, Siyonist, kafir Yahudiler, yeryüzünde kendilerinin dışında bulunan insanları da kendilerine hizmetçi olarak, af buyurun hayvan, köpek olarak görüyorlar. Dolayısıyla o kafirlerin, o zalimlerin, Siyonist komutanlarından birisi bir açıklama yaptığı zaman hatırlayacaksınız onu. Yahu siz bombalıyorsunuz, sivil var, kadın var, çocuk var, bebek var dendiği zaman söylediği cevap aynen şöyle: biz insanlarla savaşmıyoruz, biz insansı hayvanlarla savaşıyoruz demişlerdir. Biz hayvansı insanlarla savaşıyoruz demişler. Yani baktığımız zaman karşımızda böyle değerleri olmayan, kutsalı olmayan, karşımızda merhameti olmayan, şefkati olmayan bir zalim var, kafirler var. Ancak burada şunu ifade edelim ki bu zalimlerin yeryüzünde bulunan diğer zalimleri de yanlarına alarak bu katliamı yapmaları, haftalardır, günlerdir devam etmesi ve yeryüzünde bulunan insanların gözünün içine baka baka bu katliamı, hastaneleri, okulları, çocukları, kadınları, göç etmekte olan yoldaki kervanları böyle pervasızca vuran bu insanlara Batılılar da destek oluyor ya, Hristiyanlar da destek oluyor ya, zaten bellezine keferu ba'duhum evliya ba'd buyurdu Rabbimiz. O kafirler var ya, birbirlerinin dostudur. Yahudi ve Hristiyanlar birbirlerinin dostudur. İt iti ısırmaz ve ne oluyor? Müslümanlara karşı birleşiyorlar ve zulmediyorlar. Ama burada altını çizeceğimiz husus şudur ki
zalimler, kafirler, gücü, kuvveti, teknolojik üstünlüğü vesaire falan, bunların, bu zalimlerin güçlü olduğundan bu zulmü yapmıyorlar. Güçlü olduklarından dolayı bu mezalimi işlemiyorlar. Güçlü olduklarından dolayı bu katliam ve soykırımı yapmıyorlar. Bunun asıl sebebi yeryüzünde bulunan 2 milyarı aşkın olan Müslümanların gafletinden yapıyorlar. Tembelliğinden yapıyorlar. Dağınıklığından yapıyorlar. Birlik ve beraberlik olmayışından yapıyorlar. 2 milyarı aşkın insan yahu bir tükürse İsrail'i sel alır, sel alır, yok olup giderler. Ancak bizler partilere bölünmüşüz, cemaatlere bölünmüşüz, ideolojilere bölünmüşüz, sen ben kavgasına bölünmüşüz. Dolayısıyla bir vahdet meydana getiremiyor, birlik meydana getiremediğimizden dolayı yeryüzünde bulunan Müslümanların zayıflığından, tembelliğinden dolayı zalimler bu zulmü işliyorlar. Dolayısıyla ne yapacağız? Kendimize geleceğiz, gaflet uykusundan uyanacağız, üzerimize serpilmiş olan ölü toprağını bir silkeleyeceğiz. Müslüman olduğumuzu, mümin olduğumuzu, Allah'ın kulu olduğumuzu, Allah'ın dinini yaşamak için gönderildiğimizi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmekle sorumlu olduğumuzu, Kur'an'ın ilahi kitabımız olduğunu ve Allah'ın dinini yaşamaktan başka bizim zaferimiz, Allah'ın dinini yaşamaktan başka bizim gün yüzü görmemiz ve Allah'ın dinini yaşamaktan başka mazlumlara yardım etme, ellerinden tutma yolumuz da yordamımız da yoktur. Dolayısıyla zalimlerin haddini bildirmek Allah'a zor değil. Allah'a kolaydır bunlar. Tarihte bunun örnekleri var değil mi? Rabbimiz Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam baktı ki bezdi kafirlerden, beddua etti kafirlere. Rabbimiz de sel gönderdi, yağmuru gönderdi, tufanı gönderdi. Rabbimizin gücü yeter buna. Nemrud'un ordularına sivrisineği gönderdi. Onları helak etti. Baktığımız zaman rüzgar ile, ses ile helak edilen kavimler var. Ebabil kuşlarını gönderdi Rabbimiz. O Kabe'ye düşman olan Ebrehe'ni ve ordusunu helak etti. Rabbimiz buna kadir, buna gücü yeter. Rabbimiz depremlerle de, gökten yağdırmakla da, Rabbimizin orduları çok. Velillahi cunudus semavati vel erd. Yerlerin ve göklerin, sizin gördüğünüz ya da görmediğiniz bütün orduları Allah'ındır. Allah helak eder, zalimlere hadlerini bildirir, 7 kat yerin dibine sokar, taş da yağdırır, taş da eder onları. Ancak Allahu Teala Zülcelal Hazretleri son ümmet olan ümmeti Muhammed'in eliyle bu zalimlere ders vermek istiyor. Yani biz Müslümanların eliyle bu zalimlerin hakkından gelmemizi istiyor. Yani biz Müslümanlar olarak, Rabbimizin kulları olarak, Rabbimizin yolundan giden, Kur'an'ın yolunda giden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan giden Müslümanlar olarak onlara hadlerini bildirmeyi Rabbimiz bizden istiyor. O halde ne yapacağız? Yeniden kendimize gelip gaflet uykusundan uyanıp dini yaşayıp birlik ve beraberlik içerisinde tarihte olduğu gibi yeniden zalimlerin hakkından gelmiş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi gaflet uykularından uyanan, din-i mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Tabi Kudüs Mescid-i Aksa özgürlüğüne nasıl kavuşur? Allah'a ve Resulüne itaat etmekle ve birbirimizle çekişmemek, tartışmamak, ayrılık içerisine düşmemekle, birlik beraberlikle. Bakınız Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri Enfal Suresi 46. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve atiullaha ve resule. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Rabbimiz ilahi kitabı gönderdi. Kur'an-ı Kerim bu ilahi kitabın hayata uygulanmasının en güzel örneği sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de bizlere peygamber olarak, önder olarak, lider olarak gönderdi. Dolayısıyla hem Rabbimizin yolundan gideceğiz, Kur'an'a sımsıkı sarılacağız, Rabbimizin emirlerine itaat edeceğiz ve Resulüne de itaat edeceğiz. Önderimizi, liderimizi bileceğiz, tanıyacağız ve onun yolundan gideceğiz. وَلَا تَنَازَعُوا ve birbirinizle çekişmeyin. Peki biz Allah'a itaat etmezsek, Resulüne itaat etmezsek, bu yolda gitmezsek, farzları çiğnersek,
haramları işlersek, dini konularda lakayt davranırsak ve birbirimizle çekişir, kavga, gürültü halinde fırkalara, partilere, ideolojilere bölünür de birbirimize sırtımızı döndürür de kardeşliğimizi unutursak ne olur? Fetefşelû. Sonra sizin içinize korku girer diyor Rabbimiz. Korku girer. Öyle olur ki وَتَدْهَبَ رِيْحُكُمْ. Ondan sonra sizin rüzgarınız da, gücünüz de, kuvvetiniz de, devletiniz de, heybetiniz de kaybolup gider. Demek ki Allah'a itaat, Resulüne itaat ve birlik ve beraberlik bizi de korur, heybetimizi de korur, kuvvetimizi de korur, devletimizi, milletimizi de korur. Zalimlerin pis postalları altında ezdirmez. Ancak tersi olduğu zaman, işte Rabbimiz Celle Celaluhu'nun beyanı, Allah'a itaat ettiğimiz zaman, Resulüne itaat ettiğimiz zaman, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman işimize korku da düşmez. Düşman bizden korkar ve bizler de devletimize de milletimize de birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmış oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Allah'a ve Resulüne itaat eden, birlik ve beraberlik içerisinde olan kullarından eylesin. Vasbiru, sabredin. Tabi bazı şeyler kolay değil. Allah'a itaat için sabredeceğiz. Sabır gerektir. Abdest aldık, sabırla alıyoruz. Namaz kılacağız, sabırla alıyoruz. Günahlardan vazgeçiyoruz, sabırla oluyor bu işler. Emirleri, Rabbimizin emirlerini yerine getirmek sabırla olur. Günahlardan kaçınmak sabırla olur. Helal kazanmak sabırla olur. Dolayısıyla vasbiru, sabredin diyor Rabbimiz. Hem dinin emirlerini yerine getirme konusunda hem de günahlardan kaçınma konusunda sabredin. İnnallâhe ma'assâbirîn. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Dolayısıyla ne yapacağız? Rabbimize itaat konusunda hassas olacağız. Resulüne itaat konusunda hassas olacağız. Sünnet inkarcılarına sakın ha prim vermeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Bizi, birliğimizi bölüp parçalamak isteyenlere, ayrılık, gayrılık, fitne, fesat tohumları ekmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz ve sabırlı olacağız ve Allah'ın rahmeti de, yardımı da, lütfu da, ikramı da, keremi de bizlerle olacak. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi o güzel yolundan seve seve giden ve mükafatını da ahirette en güzel bir şekilde alan kullarından eylesin. Tabi duaları ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi ebabil kuşlarını gönder. Helak olsun bu zalim İsrailler. Tabi iyi niyetle yapıyoruz. Elbette dua edeceğiz. Fakat şimdi okuyacağım ayeti kerimede yani bir insan tembel tembel oturur hiçbir iş yapmaz. Her türlü günahı işler, kul hakkına girer, böyle ahlaksızlık, edepsizlik yapar, farzları çiğner. Ya Rabbi sen ordularını gönder. Hani Musa Aleyhisselam'a onun Yahudiler, o kavmi ne dedi? Musa Aleyhisselam'a sen git dedi, Rabbinle birlikte savaştır, biz buradayız dedi. Biz gelmiyoruz. Yani şu anda bizim de biraz dini yaşamayışımızdan ortaya çıkan öyle garip bir durum var ki sanki Ya Rabbi sen savaş. Ordularını gönder, bize erişme gibi böyle bir durum var. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri Ra'd Suresi 11. ayeti kerimede toplum içerisindeki düzenin, bu güzellik olabilir, fitne fesat olabilir. Bunun meydana gelmesindeki temel ilkeyi belirtiyor Rabbimiz. Ra'd Suresi. Ra'd ne demektir? 114 sure var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de haşir neşir olanlar bu isimlere de aşinadırlar, yabancı değildirler. Dolayısıyla sure isimlerini bileceğiz. Çünkü Kur'an bize indi. Ölü kitabı değil. Ölüye faydası var, hastaya faydası var. Ruhumuz daraldı, sıkıntımız, derdimiz var. Onu okumaya da faydası var. Ancak Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Ailemizi, ticaretimizi, konuşmamızı, yatmamızı, kalkmamızı, evlenmemizi, gerekiyorsa boşanmamızı, bütün bunların ilkelerini, prensiplerini belirten bir hidayet kitabıdır. Hayat kitabıdır Kur'an. Dolayısıyla Kur'an'ı bol bol okuyacağız. Kur'an'a yabancı kalmayacağız. Kur'an okuyanlara ahirete Kur'an gelecek. Ya Rabbi bu beni okudu. Gecelere bile kalktı, uykusuz kaldı. Ben buna şefaat etmek istiyorum. Yani arka çıkmak istiyorum. Cehennemlik ise onu oradan al ya Rabbi. Cennetlik ise derecelerini artır ya Rabbi diye orada şefaat edecektir Kur'an.
Ama burada Kur'an'dan uzak duran, Kur'an'ı garip bırakan, Kur'an okumayan, Kur'an'ın Arapçasını bile okuma zahmetinde bulunmayan, ayetleri düşünme, okuma, manasını tefekkür etme zahmetinde bulunmayan, yani Kur'an'dan uzak kalanlara ahirette de Kur'an onlardan uzak kalacak. Dünyada Kur'an'a böyle yaklaşıp da ona böyle merhaba demeyenlere ahirette de Kur'an onlara merhaba demeyecek. Ama Kur'an okuyanlara Bakara suresi, Ali İmran suresi, Efendimiz ne güzel müjde verdi. Onlar mahşer alanına gelirler. Bu iki sure birbirleriyle yarışırlar. Ya Rabbi bu kul bizi okudu. Ben onu müdafaa etmek istiyorum. Ben onu müdafaa etmek istiyorum diye. Ali İmran suresi, Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in en uzun sureleridir. Onlar orada müdafaa etme konusunda, o kulu savunma konusunda, ona şefaat etme konusunda birbirleriyle yarışacağından bahseder. Bu da nedir? Kur'an'ın hem dünyada faydası var bize hem de ahirette. Dolayısıyla Kur'an'dan garip kalmayalım. Kur'an bir vadide, biz başka bir vadide olmayalım. Cep telefonunu elimize aldığımızın onda biri kadar Kur'an'la meşgul olsak, inanın durum, yeryüzündeki Müslümanların durumu şu andaki durumdan çok daha farklı olur. Ra'd suresi. Ra'd, gök gürültüsü demek. Bildiğimiz gök gürültüsü. وَيُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَمْدِهِ Gök gürültüsü hamd ile Allah'ı tesbih eder diyor Rabbimiz. Demek ki bu mahlukatın zikirleri var, tesbihleri var. İşte Ra'd da gök gürültüsü de Rabbimizi tesbih ediyor. Dolayısıyla kainatta yağmuruydu, doluydu, karıydı, bulutuydu, rüzgarıydı, ağacıydı, yaprağıydı, köküydü, dalıydı. Ben aklımıza gelebilecek her şey Allah'ı zikrediyor, tesbih ediyor. Şimdi bu büyük koraya insan katılmazsa ayıp etmiş olur. Çünkü biz özeliz. Rabbim bizi seçti. Dolayısıyla özel olarak seçilen insanlar Allah'ın özel hükmüne tabidir. Allah'ın özel kitabı Kur'an'la yaşamalıdır. Allah'ın özel elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örnek almalıdır. Böyle özel yaşadığı zaman, yani mümince yaşadığı zaman kul mümince vefat eder. Mümince vefat ettiği zaman da ahirette mümince muamele görür. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an ehli olan kullarından eylesin. Neymiş hayattaki düzenin bozulması ya da düzelmesi ile alakalı temel ilke? Ra'd suresi 11. ayeti kerime. Estağfirullah. İnnallâhe lâ yugayyiru mâ bi kavmin hattâ yugayyiru mâ bi enfusihim. Bir toplum kendilerinde bulunan özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Yani sen kendini değiştirirsen Allah senin yaşantını, toplumu da değiştirir. Ama sen olumlu yönde değiştirirsen toplum da, çünkü fertler toplumu oluşturuyor. Biz kendimizi düzelttiğimiz zaman millet de düzelir, devlet de düzelir. Biz kendimizi düzelttiğimiz zaman, millet olarak düzeldiğimiz zaman, yani Kur'an'a göre, İslam'a göre, Rabbimizin emirlerine göre kendimizi düzeltip yaşadığımız zaman böyle milletler de, devletler de, İslam devletleri de düzelmiş olur. Dolayısıyla bugün yeryüzünde küresel anlamda bir zulüm var ya, bir soykırım var ya Müslümanlara yönelik. Dolayısıyla bunun yine altında yatan, biz Müslümanlar olarak o zalimlerin hakkından gelecek bir kıvamda değiliz maalesef. Onların kalplerine bir korku verecek durumda değil maalesef. Dolayısıyla o duruma gelmek için ne yapacağız? Kendimizde olanları değiştireceğiz. Yani Kur'an okuyacağız, Kur'an'ın ayetlerine bakacağız, surelerine bakacağız. Kur'an nelerden bahsediyor onları okuyacağız. Hayatımıza tatbik edeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim liderimizdir, önderimizdir. Onu tanıyacağız, ahlakını ahlak edineceğiz. Onun sünnetini yol kabul edeceğiz. Ve ondan sonra Rabbimiz Celle Celaluhu biz emirleri hayata geçirdiğimiz zaman, yasaklardan da kaçındığımız zaman Rabbimiz de bizim arzu ettiğimiz şekilde bir değişimi meydana getirecek. Dolayısıyla nasıl yaşarsanız öyle idare olunursunuz. Dolayısıyla Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Filistinli mazlumların,
oradan o zulümden kurtulmasını istiyorsa, ki hepimiz istiyoruz ve bu istemeye de devam etmeliyiz, dua da etmeliyiz. Fakat bunun en temel işin böyle meydana gelmesi, özgürlüğe kavuşmanın ana sebebi, teması da nedir? O da kişinin kendisini düzeltmesi. Kişi kendisini düzelttiği zaman Allah'ın izniyle toplumda düzelmiş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi din-i mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Şimdi bunu biraz daha açalım. Kudüs'ün özgürlüğü Müslümanın kendisini olumlu yönde değiştirmesine bağlıdır. Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü Müslümanın Müslümanca yaşamasına bağlıdır. Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü Müslümanın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını ahlak edinmeye bağlıdır. Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü, Gazze gibi mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması yine Müslümanların Allah'ın emirlerini yerine getirmeye bağlıdır. Gazze gibi, Mescid-i Aksa gibi, Kudüs gibi kutsallarımızın özgürlüğe kavuşması Müslümanların haramlarından kaçınmasına bağlıdır. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere ta bundan 1400 sene önce haber vermiş olduğu önemli bir hadise var. Yani Müslümanlar niye zulüm görür? Müslümanlar niye sahipsiz kalır? Müslümanlar niye böyle ahu vah eder, feryat eder, feryat arşu alaya çıkar da bu zulme engel olmak için insanlar niye kılını kıpırdatmazlar? Bunun şifrelerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene öncesinden bizlere haber verdi. Efendimiz şöyle buyurdular: bir zaman gelecek ki ileride aç insanların yemek kaplarına üşüştükleri gibi bir gün diğer milletler, o emperyalist zalim milletler sizin başınıza üşüşecektir. Yani aç insanlar nasıl böyle sofraya koşarlar, aç günlerde aç kalmış nasıl böyle koşar ve birbirler yarışırlar ya, işte bu zalim insanlar Müslümanların üzerine böyle aç insanların yemek kaplarına üşüştüğü gibi üşecek ve birbirlerini de çağıracaklar. Gel 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 diye ve Müslümanlara zulmü, baskıyı artıracaklar. Efendimiz bu hadiseyi bizlere haber verdi. Tabii sahabi-i kiram bunu duyunca çok şaşırdı. Biraz da garipsediler. Yani biz Müslümanlar, bu emperyalist, bu kafirler zulmetmek için, topraklarımızı işgal etmek için böyle aç kurtlar gibi saldıracaklar. Peki o zaman bizim sayımız az mı olacak dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Bilakis o gün siz çok kalabalık olacaksınız. Fakat çok kalabalık olacaksınız, selin üstündeki çer çöp gibi zayıf olacaksınız. Şimdi o selde bir çöpü düşünün. Nasıl bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor, bir taşa çarpıyor, bir kaya parçasına çarpıyor, efendim bir kütüğe çarpıyor, bir kenara gidiyor, çamura çarpıyor, rüzgar geliyor, efendim biraz sertleş onu alıyor, oraya böyle sağa sola yalpalaya yalpalaya çekip gidiyor ya, işte Efendimiz o gün siz daha fazla kalabalık olacaksınız fakat böyle selin önündeki çer çöp gibi sağa sahipsiz olacaksınız buyurdu. Ve sonrasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu ilave etti: Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı duydukları o korku var ya, onu alacak. Şimdi Müslümanın şöyle bir özelliği var. Müslümanın bir heybeti var. Böyle bir aylık bir mesafeden bile kafirler Müslümanlar geliyor diye duydukları zaman o Müslümanların heybetleri böyle gözlerinde, kalplerinde, gönüllerinde öyle bir canlanır ki korkmaya başlarlar. Bir aylık mesafeden Müslümanın imanı, heybeti, mümince duruşu kafiri bile korkutan Müslümanın böyle bir özelliği var. Ama o gün siz çok kalabalık olacaksınız. Selin üzerindeki çerçöp gibi sağa sola gideceksiniz ve Allah da kafirlerin kalbinde olan o size karşı olan o korkuyu almış olacak buyuruyor. Tabii sonrasında Efendimiz ve sizin kalbinize de Allahu Teala vehn atacak buyurdu. Tabii böyle deyince sahabi-i kiram dediler ki ey Allah'ın Resulü, vehn nedir? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bütün bu Müslümanların böyle sahipsiz kalışı, böyle zalim, kafir, emperyalist insanların Müslüman coğrafyaları işgal etmesi, zulmetmesi, katliam ve soykırım yapmasının böyle sebeplerini, ilkelerini şu şekilde beyan etti. Allah sizin kalbinize vehn atacak. Nedir vehn? Dünya sevgisi, yani dünya eksenli yaşamak ve ölüme karşı, yani ahirete isteksiz davranmak. Dünya sevgisi,
sekülerizm dedikleri dünyevileşme, yani her şeyi dünya gözüyle, para gözüyle, menfaat gözüyle, çıkar gözüyle, herkesi bundan bana ne var? Ahiret eksenlidir. Haram helal düşmüyor, ver. Haram helal düşünmüyor. Kazanayım da nasıl olursa olsun. Faizin adı kredi olmuş. Efendim kumarın adı şans oyunları olmuş. Bir kısım isimleri var. Efendim kişi gayrimeşru ilişkilerde bulunuyor. Adı flört olmuş. Efendim nikahlı beraberlikte bulunuyor. Efendim adı kaçamak olmuş. Çapkınlık olmuş. Yani nerede ne kadar haram olan, Allah'ın sevmediği, peygamberin sevmediği ve meleklerin de nefret etmiş olduğu ne kadar günah varsa Müslümanlar isimlerini değiştirmiş. Böyle o dünyaya karşı isteklerinden dolayı günahlar içerisinde debeleniyorlar. İşte dünyevileşme, dünyaya fazla ilgi ve alaka göstermek, dünya eksenli yaşamak, bir de ölüme karşı isteksizlik. Yani öldüğü zaman kişi nereye gider? Müminse cennete gider. Bunun başka bir şey yok. Müminse cennete gider Allah'ın izniyle. Çünkü Miraç gecesi verilen hediyelerden, üç hediyeden birisi de nedir? Bir Müslümanın imanı var ise, tevhid inancına sahip ise, şirk koşmadığı müddetçe o cennete girecektir müjdesi vardır. Dolayısıyla Müslüman ölümden korkmaz. Neticede herkes ölecek. Hepimiz öleceğiz. Geçen yüzyılda yaşayan İnsanların hepsi şu anda mezarlıklarda, şu anda yeryüzünde 8 milyarı aşkın insan var. 100 sene sonra da bizden kimse kalmayacak. Biz de mezarda olacağız. Dolayısıyla hepimiz öleceğiz. Bunun kurtuluşu yok. Mecburi istikamet ölümdür, ahirettir, hesaptır, mahşerdir, mizandır, cennet ya da cehennemdir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünde bulunan Müslümanların zulüm görmesi, soykırıma tabi olması, İslam beldelerinin işgal edilmesi, bütün bunların altında yatan sebep, Müslümanların dünya eksenli yaşaması ve ahiret eksenli yaşamamasından kaynaklanıyor diyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Elbette çalışacağız ama helalinden çalışacağız. Elbette dünya nimetlerini istifade edeceğiz. Ancak Allah'ın razı olduğu şekilde istifade etmeye çalışacağız. Elbette Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri'nin vermiş olduğu nimetlerden istifade edeceğiz. Gezeceğiz, tozacağız, çalışacağız, evleneceğiz, çocuklarımız olacak velhasıl. Fakat bu dünya bizim için bir basamak olacak. Oradan cennete sıçramamız için. Zaten biz dünyaya bunun için geldik. Dünya mezraatul ahire, dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekersek oradan onu biçeceğiz. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek hadis-i şerifini tekrar hatırlayalım ve sohbeti de öyle bitirmiş olayım. Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Rabbimiz Celle Celaluhu memleketimizin semalarından kıyamete kadar bu ezan-ı Muhammedi'yi hiçbir zaman eksik eylemesin. Her zaman daim eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün gelecek ki böyle zalim insanlar, kafir insanlar, bazı milletler sizin üzerine aç kurtların, böyle aç insanların yemek kaplarını üşüştüğü gibi üşecekler ve o gün sizler böyle selin üzerindeki çerçöp gibi olacaksınız. Sayımız az mı dedi sahabe? Bilakis bugünden daha fazla olacaksınız. Ancak o gün kafirlerin kalplerinde olan mümine karşı bir korku vardı, bir sinme vardı. O korkuyu Allah kaldırmış olacak ve müminlerin kalbine de vehn atacak. Vehn nedir diye sordukları zaman dünya sevgisi ve ölümden korkmak. Yani dünya eksenli yaşamak, ahiret eksenli yaşamamak, menfaat eksenli yaşamak, Allah rızası için yaşamamak, efendim dünyevi işler için yaşamak ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği üzere yaşamamak. Bu da nedir? Bu da zulmü de, mezalimi de, soykırımı da, haksızlığı da, kul hakkını da, adaletsizliği de maalesef bütün beraberinde getirmiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ahiret eksenli çalışan, ahiret eksenli yaşayan kullarından eylesin. Demek ki yeryüzünde bulunan Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Gazze'nin şu anda büyük soykırım içerisinde olması, büyük baskılar içerisinde olması, Hiroşima'ya, Japonya'ya atılan bombanın neredeyse iki katına eşdeğer bombaların atıldığı ve dünyanın gözü önünde Müslümanlara zulmedildiği, bebeklerin, okulların, hastanelerin, yaralıların, hastaların, kadınların, sivillerin bile bile göz göre göre ve Müslümanların gözünün içine baka baka katledildiği bir ortamda
Avrupa'da, Batı'da Amerika vur diyor, Fransa vur diyor, Almanya vur diyor, Hollanda vur diyor, Avrupa topyekun vur diyor. Çünkü vellezine keferu ba'du mevliye ba'd. Onlar kafirler birbirlerinin dostudur. E biz de müminler de birbirimizin dostuyuz. Dolayısıyla onlar birbirlerinin dostluklarının gereğini yerine getirdikleri için Müslümanlara zulmediyorlar. Biz Müslümanlar mümin olmanın, kardeş olmanın, mümin kardeşliği olmanın, İslam kardeşi olmanın gereğini yerine getiremediğimizden dolayı onlar zulmetmeye devam ediyor. Tekrar şu cümleyi ifade edeyim. Zalimler, kafirler bu zulümlerinde, efendim teknolojik ya da imkanlarıyla bu baskılarında, soykırımlarında güçlü olduklarından dolayı bunu yapmıyor. Bizim dağınıklığımızdan, bizim tembelliğimizden, bizim gafletimizden yapıyor. Rabbimiz birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbimiz Celle Celal Kur'an'a göre ahiret eksenli yaşamı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ezan-ı Muhammedi okundu. Şimdi kıymetli kardeşlerim, tabii burada Kur'an'dan bahsettik. 4-6 yaş Kur'an kursu, bu Gaziosmanpaşa Müftülüğümüze bağlı Yunus Emre Camii'nde. Bu 4-6 yaş nedir? O küçücük çocuklarımız böyle kalplerine, gönüllerine, vicdanlarına, duygularına Kur'an nakşedilecek. Böyle vatan sevgisi nakşedilecek, kardeşlik nakşedilecek, sevgi, merhamet, saygı nakşedilecek. Dolayısıyla Türkiye genelinde yaygınlaşan bu Kur'an kurslarımızda, ilçemizde elhamdülillah sayıları hızla artıyor. Bir tadilatı ile alakalı inşallah nasip olursa bu cuma sizlerden yardım talebinde bulunuyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu şimdiden yapmış olduğunuz ve yapacağınız bütün yardımları dergâh-ı izzetinde makbul eylesin. Rabbimiz cümlemizi din-i mubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip, şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi, ailemizi, nesillerimizi, evlatlarımızı namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli ve iffet ehli ve haya ehli olan kullarından eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten depremzede şehitlerimizin, Gazze şehitlerimizin ve genel bütün şehitlerimizin ruhları için ve haseten depremzede yaralılarımızın, Gazze'deki yaralılarımızın ve ümmeti Muhammed'in hastalarının şifaya olabilmesi için ve haseten Gazze'nin de, Filistin'in de, Mescid-i Aksa'nın da, Kudüs'ün de ve mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için ve haseten vatanımızın, milletimizin, ümmeti Muhammed'in selameti için ve haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.